Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adana'da da 13 bina yerle bir oldu ve 418 kişi hayatını kaybetti. Kentte yaklaşık 3 binin üzerinde bina orta ve ağır hasarlı olarak belirlendi. İtiraz işlemleri sürerken ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalarda yıkım işlemleri Temmuz ayında başladı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı yurt mahallesinde bulunan ve depremde ağır hasar alan 12 katlı ince apartmanının yıkımı sürerken işçiler 8. katın beton bağlama noktasında tepsi olduğunu fark etti. Tepsinin fotoğrafını çekip yıkıma devam eden işçiler fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf üzerine konuşan Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, tepsinin menemen yapan işçilerden kalmış olabileceğini söyledi. Aksungur öte yandan denetimlerin daha sıkı yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Kahin değilim. Nereden geldiğini olsa olsa tahminle söyleyebilirim. Bu binada taşıyıcı bir eleman değil görünüş şekliyle. Olsa olsa bu kapı ya da pencere üzeri lentolarıdır ya da hatıl diye de tabir edebiliriz. Şantiyede, şantiyede çalışan işçiler yemek yerler, kendileri hazırlarlar. Bu da çoğunlukla menemendir ya da başka bir şeydir. Bilmiyorum ne içerinin ne olduğunu da onu yemişlerdir. Yan muzupli olsun diye en kötü ihtimal budur. Ya da başka bir grup o lento yerinde de konmamıştır daha, yerdedir. Hiç farkında olmadan alıp pencerenin üzerine koymuşlardır. Ya da kendilerinin olsa zaten asla yapmazlar onu. Mahallede oturan vatandaşlardan İbrahim Lubic ise fotoğrafı görünce şaşırdığını ve insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini söyledi. Vallahi... İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Ucuz değil tabii ya. çıkmaması gerekiyor hattı zatında ya. Tabii, tabii her şey denetlenmesi gerekiyor ama denetlenme yok işte yani. Tabii, tabii 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 tabii. Bak bu kadar evler mesela duruyor. Niye bu evler yıkılıyor? Esma Güzel isimli başka bir mahalle sakini ise yapılan binalar hakkaniyetle yapılmalı, denetim yapılmalı. İnsan hayatı gerçekten bu kadar ucuz olmamalı diye konuştu. Müteahhite bağlı demek ki yaptığı işlemlerden dolayı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Yapılan binalarda hakkaniyetle yapılmalı. Denetim yapılmalı.